Manşete hoş geldiniz. Bugün haftanın bu ilk yayınında önce İtalya ve İran'a gideceğiz. Kısa kısa orada neler oluyor bakacağız. Hemen ardından Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimle misiniz değil misiniz çıkışı, buna bakacağız ve Peker hakkında çıkarıldığı ileri sürülen kırmızı bülten meselesine bakacağız. Bir önceki yayında ya da geçen haftaki yayınlarda söylediğim Peker'in ne yapabileceği, Peker'le ilgili seçenekler konusunu güncellememiz gerekti. Yani geçen haftanın daha da ilerisindeyiz şu anda. Yeni ihtimaller belirdi, ona bakacağız ve en son bölümde gene sorularınıza, yorumlarınıza yer vereceğim ve bunu aşağı yukarı her bölümün sonunda yapmaya çalışacağım. Şimdi bakalım, önce İtalya'ya gidelim. İtalya'da dün Pazar günü gerçekten tarihi bir seçim vardı ve genel seçimler sonrası ilk sandık çıkış anketleri aşırı sağcı İtalya'nın kardeşleri liderliğindeki ittifakın seçimi kazanacağını gösterdi ve sonraki gelişmeler de bunu teyit etti. Seçime katılım oranı %64 ve sağ ittifak parlamentoda çoğunluğu elde etmiş görünüyor. İtalya'nın kardeşlerinin lideri Giorgia Meloni, ki resimdeki kadın muhtemelen ülkenin yeni başbakanı olacak. Haydi İtalya partisinin efsanevi lideri, öyle söyleyeyim, Berlusconi de bu sağ ittifakın içindeydi ki bu fotoğraf Perşembe günü tespit edildi. İtalya'da yeni bir dönem başlıyor ama İsveç'te oldu son hafta içinde seçimler. Avrupa'da farklı ülkelerde de farklı trendler gözlemleniyor, özellikle son yıllarda. Aşırı sağın ya da radikal sağın yükselişi söz konusu. İtalya'da bakalım bu genel politika üzerinde nasıl bir etkisi olacak, nasıl belirleyici olacak, bunu zaman içerisinde daha iyi anlayabileceğiz. İran'a gidelim. Mahsa Amini'nin katledilmesi diyelim artık. Üzerinden günler geçti ve dalga dalga İran'da pek çok şehre yayılmış durumda eylemler. En az 41 ölü olduğunu geçiyor ajanslar, fakat İran hemen her anlamda dünyaya kendini kapatıyor. En son Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci Nülüfer Hamidi tutuklandı ve bir internet ablukası söz konusu. Elon Musk uydularını, Starlink uydularını İran'a yönlendirdi ve o uydular aracılığıyla İran'ın internet bağlantısını, dünya ile internet bağlantısını sağlamaya çalışıyor ama önce Twitter gibi, YouTube gibi belli sosyal ağlar, belli popüler sosyal ağlar yasaklanıyordu. Sonra internetin artık bölge bölge kesilmesi gündeme geldi. Bununla amaçlanan şey elbette bilgi, fotoğraf, video dünyaya geçilmesin, yayımlanmasın. Sert tedbirler uygulanıyor. Nihai olarak İran devrim muhafızlarının sahaya indiği ya da inebileceği varsayımları yürütülüyor. Bilemiyoruz. Ama ilerleyen günlerde bu eylemler hız kesmeden devam edecek gibi görülüyor. En son Selahattin Demirtaş son derece etkili bir eylemle cezaevinde olmasına rağmen saçlarını kazıtarak bu eyleme destek verdi. Ve koğuş arkadaşı Diyarbakır Belediye Başkanı, Diyarbakır Belediye Başkanı seçilmişken kayyım atanmıştı. Selçuk Bey ile birlikte saçlarını kazıtmışlar. Bu mesajla da bunu duyurdu. Son derece önemli İtalya ve İran'daki gelişmeleri belli ki hafta boyunca da takip edeceğiz. O arada Uluslararası Finans Enstitüsü baş ekonomisti Robin Brooks önemli bir kehanette bulundu. Türk lirasının dolar karşısında olması gereken adil değeri 21 lira dedi. Daha önce 16,5 lira demişti. 16,5 lira demişti. Yeni değer gerekçesi olarak da cari açıktaki büyümeyi gösterdi ki tahminleri, kehanet demeyeyim, tahminleri çıkan bir analist. Bunun da altını çiziyoruz. Nasıl olmasın ki, Mustafa Sönmez paylaşmış. Çanakkale Köprüsü'ne 3,1 milyar euro harcandı. Geçerek gördüm, yollar köprü bomboş, incin top oynuyor. Günde 45 bin araç garantisi verilmiş, geçiş ücreti 272 TL. Evet, halk bunu ödüyor, ödeyecek. Hafta sonu şu polemik dikkat çekti. Erdoğan ilk defa uzunca bir aradan sonra Babacan'ı hedef tahtasına oturttu ki Babacan
AKP dönemindeki, özellikle AKP'nin ilk dönemindeki ekonomik iyileşmenin mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Ve bugüne kadar Erdoğan Babacan'ı, Ali Babacan'ı görmezden geliyordu. İlk defa kendine paye çıkaranlar yok değil var ya, sen kimsin, 6-0'ı Türk lirasından çıkaran bu başbakan sen kimsin ya filan diyerek Babacan'a yüklendi. Bu önemliydi. Babacan'ı hedef tahtasına oturtması önemliydi. Babacan da Erdoğan'a Siirt'ten cevap verdi. Madem keramet imzada, bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin dedi. Gayet zekice bir çıkıştı. Bakalım iş nereye gidecek. Dönelim altılı masaya. Altılı masaya değil de önce CHP'ye bakalım. Altılı masanın en güçlü unsuru. Kemal Kılıçdaroğlu en son yaptığı çıkışla partililere hitap ederken, şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz değil misiniz diye sordu. Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Bunun parti içine dönük mesaj olduğu, bunun adaylık çıkışı olduğu, bunun esasen kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla kabilinden, İyi Parti ve diğer altılı masadaki diğer unsurlar gibi farklı diğer partilere yönelik benimle misiniz değil misiniz yönünde bir mesaj olduğu söylendi. Tabii öznesi olmayınca bu yönde şey arttı, spekülasyonlar arttı tabir yerindeyse, ama Kılıçdaroğlu bunu CHP'li bir kitleye, bir adeta CHP grup toplantısında ifade ettiği için bir anlamda muhatabı da karşısındakilerdi. Fakat bu yanındayım kampanyasını tetikledi. Başta Ankara ve Büyükşehir Belediye Başkanları olmak üzere herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılıklarını bildirdi efendim. Yani bir anlamda yetki verdi. Bunu özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım demesi liderlerine dikkat çekiciydi. Yani vekalet verdiler biçiminde yorumlandı. İsmail Saymaz da Halk TV yorumcusu aynı zamanda CHP'den haber alabilecek bir isim. Dedi ki Cumhurbaşkanı adaylığı bahsi kapanmıştır. CHP'nin tek adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hadi bakalım. Zamanla göreceğiz. 2 Ekim'de bu arada Altılı Masa'nın yeni tur, ikinci tur toplantıları başlıyor. CHP'nin ev sahipliğinde ve Ankara kulisleri 2 Ekim'den itibaren artık bazı konuların netleşeceğini söylüyor. Artık netleşsin. Yani şurada 2023'ten 4-5 ay, 2022'den de 3 ay kaldı. Yani 7 ay ya da en fazla 8 ay ya var ya yok seçime. Bakıp göreceğiz. Orada Halkların Demokratik Partisi önderliğinde diyelim, Emek ve Özgürlük İttifakı İstanbul'da kuruluşunu ilan etti. Bu hafta sonu önemli toplantılardan biriydi. Elbette Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi gibi oluşumlar, partiler vesaire var. HDP de zaten bir çatı partisi. Bunu da akıldan uzak tutmayın. Fakat burada en güçlü parti, barajı geçen, %12-13 civarında oy alan parti HDP. Diğer partileri toplasanız %1-2-3 en fazla oyu var. Fakat bu solda mühim bir güç birliği ve mühim bir eğer Türkiye büyük, yani seçimden sonra parlamentodaki dağılıma da bakılacak olursa önemli kilit bir ittifak olacak gibi görülüyor. Her şey yolunda giderse, yani ortak aday Erdoğan'ın dışında bir ortak aday Millet İttifakı tarafından saraya gönderilirse veya ne bileyim işte Cumhurbaşkanı seçilirse, Çankaya Köşkü'ne gönderilirse eski tabirle, öbür yandan da parlamentoda ki dağılım dengeli bir şekilde olursa, bu don sistemine ve seçimde özellikle Cumhur İttifakı'na yarayan seçim yasası değişiklikleri bir anlamda ters teperse parlamentoda hayli renkli olacağı benziyor. Selahattin Demirtaş o arada Halk TV'ye bir açıklama gönderdi. Bu ara sıkça çeşitli mecralara açıklama gönderiyor ve haftada en az 2 kere ya da 3 kere Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını farklı gazetecilerden okuyoruz. Bu önemli. Selahattin Demirtaş hem saçını kazıtarak İran eylemlerine verdiği destekle, hem de hemen her hafta 2 ya da 3 farklı mecraya gönderdiği sorulara verdiği cevaplar veya açıklamalarla da dikkat çekiyor. Bu önemli. Tabii bu durum böyle devam ederse önemli. Yarın öbür gün şartlar, cezaevi koşulları Selahattin Demirtaş açısından da zorlaştırılabilir. Bunu da akıldan uzak tutmayalım. Tıpkı partisi HDP açısından da şartların zorlaşabileceği ihtimali gibi, ki Anayasa Mahkemesi'nde devam eden bir kapatma davası var.
şeye verdiği, Halk TV'ye verdiği demeçte daha doğrusu soruları cevaplandırdı. Bugün olsa kurmayacağım ya da o şekilde ifade etmeyeceğim bazı cümleler var diyerek Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz cümlesinden dolayı pişmanlığını dile getirdi. Bu da önemli bir noktaydı. O arada Altılı Masa'da Davutoğlu'nun Selahattin Demirtaş'la ilgili davalardan vazgeçtiğine dair bir rivayet dolaşıyordu. Bunun pek böyle olmadığı, Selahattin Demirtaş'ın kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla yargılandığı bir davada ortaya çıktı. Davutoğlu'nun davadan vazgeçtiğini söylemesine rağmen avukatı duruşmaya mazeret dilekçesi göndermiş. Yani Davutoğlu davadan vazgeçmemiş görünüyor efendim. Böyle de bir notu iletmiş olalım. Şimdi geçelim Sedat Peker ve onun seçeneklerine. O arada hafta sonu Sait Emre Erenoğlu imzasıyla TR724'te mühim bir analiz kaleme alındı. Kırmızı bülten nedir, ne değildir? Doğru algılanıyor mu? Basındaki haberler gerçeği yansıtıyor mu? Onu okumanızı salık veririm. Ben de okudum, çok yararlandım. Ama ilave vereceğim bazı bilgiler de var. Bu Sedat Peker meselesi geçtiğimiz hafta yaptığımız analizlerden biraz daha derinleşti konu. Özellikle Vural Ergül son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir avukat. Levent Göktaş Bulgaristan'dan sınır dışı edilir, Türkiye'ye getirilir dedi. Kronos'a yaptığı açıklamada Emre Olur en son işte Arnavutluk'tan Dubai'den sınır dışı edilmiş. Arnavutluk'tan da MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti. Benzer bir durum acaba Sedat Peker için söz konusu olur mu? Sedat Peker'le ilgili olarak avukatı Ersan Barkın bir takım açıklamalarda bulundu. Önce ona bakalım. Twitter adresinden Ersan Barkın, Sedat Peker'in avukatı, Sayın Sedat Peker hakkında Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi ve Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebiyle Interpol tarafından sadece savunması alınmak üzere çıkarılan kırmızı bülten tüm dünyada aranıyor biçiminde kapsamının genişletildiğini öğrendim bugün diyor. Bu bilgi çok doğru değil. Yani Interpol tarafından savunması alınmak üzere ya da tüm dünyada aranıyor biçiminde filan çıkarılmaz. Neticede tüm dünyada aranıp yakalanıp yakalanması için bir kırmızı bülten tanzim edilir veya çıkartılır. Yani oraya bir şart düşülerek veya o düşülmüş şart değiştirilerek falan değil. O arada Türkiye'deki mahkemeler de kırmızı bülten talebinde bulunabilirler. Şimdi böyle bir talepte bulununca Türkiye'deki medya bu işin önün arkasına bakmadığı için işte Peker hakkında kırmızı bülten çıkarıldı diyor. Bu doğru değil. Türkiye'de mahkemeler bunu talep etmiş oluyor. Bunu talep ettikten sonra konu Fransa Lyon'daki Interpol Genel Sekreterliğine gidiyor ve orası değerlendiriyor bu konuyu. Eğer kabul ederse o ilgili ülkenin kırmızı bülten talep edilen kişiyle ilgili olarak suçlamalar falan neyse dosya olarak oraya intikal ediyor, değerlendiriyor ve bunun üzerine eğer bunu mantıklı bulursa ve bu talebe olumlu cevap verirse 195 ülkeye, Interpol'e bağlı olan 195 ülkeye bu kişi derhal görüldüğü yerde tutulsun, yakalansın, talimatı gidiyor. Ya da bu karar bildiriliyor. Haliyle üye olan 195 ülkenin herhangi birinde Sedat Peker veya bir başkası hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve buna Fransa Lyon karar veriyor. Türkiye mahkemeleri değil. Türkiye mahkemeleri sadece veya Ankara, Türkiye neyse talep edebiliyor. Bu talep Fransa Lyon tarafından kabul edildikten sonra 195 ülkeye gidiyor bu karar ve o kişi artık nerede tutulursa, nerede yakalanırsa havalimanında mı olur, bir polis kontrolünde mi olur bilmiyoruz. Ne şekilde olursa veya belki de belli ülkelerde adresi falan belli biliniyordur. O ülke gider adresinde alır kişiyi yakalar. Fakat bu onun iade edileceği manasına da gelmiyor. Daha sonra iade prosedürü başlıyor. Deniyor ki işte diyelim ki Sedat Peker hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İşte efendim Dubai'de, zaten Dubai'de olduğu biliniyor. Dubai'de yakalandı. Dubai emniyetine götürülüyor veya Dubai adli makamları Sedat Peker'i tutuyorlar. O arada Türkiye bir iade dosyası gönderiyor. Sonra da işte o iade dosyası ile ilgili bir süreç başlıyor. Yani o iş öyle hemen bugünden yarına, sabahtan akşama sonuçlanacak bir süreç değil. Dolayısıyla avukatın burada verdiği bilgileri teyit etmek daha doğrusu teyit değil, tahsiye etmek gerekiyor. Fakat Ersan Barkun
Bark'ın attığı bir dizi tweette özellikle Emre Olur'un yakalanması, Sedat Peker'in evine saldırı, yine kendisiyle ilişkilendirilerek bir kişinin vurulması falan gibi olayların altını çizerek adeta isyan ediyor. Ne oluyor? Ülkede ve dünyada ne değişti diye soruyor. Ve dosyada 20'den fazla tutuklu varken sadece savunmasını almaktan ibaret kırmızı bültenin tüm tutukluların tahliyesi sonrasında Interpol tarafından uluslararası yakalamaya dönüştüğünü göz önüne aldığımda üst akıl falan demekten başka aklıma bir şey gelmiyor diyerek bu pek çok sayıda tweet muhtemelen Sedat Peker'in de bilgisi dahilinde atılmış gibi bir izlenim doğuruyor ama burada bir gerçekten bilgi hatası var. Uluslararası yakalamaya dönüşmesi şusu busu yani bu konularda bilgi tahsiline ihtiyaç var. Tabii Sedat Peker'in şeyine bakıyoruz. Twitter hesabına bakıyoruz. 2,3 milyon takipçili. Son yapılan paylaşım RT 3 Eylül tarihli. Like'a bakıyoruz yani beğenilere. O da gene 3 Eylül tarihli. Bazı beğenileri var Sedat Peker'in. Belli ki Sedat Peker 3 Eylül'den beri hareketsiz. Interpol ile ilgili konuyu anlattım. Haliyle Türkiye'de bir takım mahkemelerin, Türkiye'de bir takım mercilerin Interpol kararı vermesi olayı bitirmiyor. Fransa'daki Interpol merkezinin buna karar verip bütün bağlı ülkelere geçmesi gerekiyor. Şimdi bundan sonra ne olur, ne olabilir? Sedat Peker önceki analizlerde söylemiştim, geçen haftaki analizlerde ya Türkiye'ye iade edilir, ya Ankara ile anlaşır, ya susmaya devam eder, seçim ertesine kadar konu buzluğa kaldırılır demiştim. Bir suikast timi de görevlendirilmiş, başına ödül konmuştu. Bununla ilgili olasılıklar da var elbette. Başka bir ülkeye geçebilirse başka bir ülkeye geçmeyi deneyebilir dedik ama o biraz zor görülüyor. Ve elindeki bilgi ve videoları eğer çektiyse güvendiği birilerine emanet eder. Başına bir şey gelmesi durumunda yayınlanması kaydıyla. Fakat bu kırmızı bülten meselesi yeni bir faza geçildiğini söylüyor. Olayda yeni bir faza geçildiğini söylüyor. Hatırlarsanız Levent Göktaş meselesinde de hemen kırmızı bülten çıkarıldı falan, uluslararası arama falan denmişti ki biraz evvel süreci anlattım. Sizin bunu talep etmeniz, oradan o kararın çıkması, onun ülkelere bildirilmesi, şu bu falan günler süren bir prosedür. Kaldı ki Levent Göktaş herhangi bir ülkede kırmızı bültene göre bile yakalansa Türkiye'ye iade edilmesi için iade prosedürü, o konuda mahkemeye çıkması falan gerekiyor. Şu aşamada tabii bu arada ülkelerin tutumu da önemli. Yani Balkan ülkeleri gibi hukukun zayıf olduğu, bir takım rüşvet mekanizmalarının döndüğü, Ankara ile ilişkilerin daha da önem kazandığı ülkelerde bu daha güçlü bir ihtimal. Yani işte Emre Olur'un Arnavutluk'tan kırmızı bültene falan şuna buna bakmadan iadesi gibi. Levent Göktaş da Bulgaristan'da tutuldu. Bulgaristan'da o konuda sicili belli bir ülke. Yani bir İsveç, bir Almanya, bir Fransa ya da bir İngiltere değil. Haliyle Sedat Peker için söz konusu durum eğer hala Dubai'de ise Dubai söz konusu yani Dubai makamları söz konusu. Bir kırmızı bülten olsun olmasın Peker Dubai'de tutuklanabilir ve iadesi zaman alabilir. Ama Dubai ile Türkiye anlaşırlarsa bu zaman kısalabilir. Ankara'ya teslim edilirse Peker bir işaretiyle çektiği videoları yayınlatabilir veya bir takım belgeleri bir yerlere mutlaka teslim etmiştir. O belgeler harekete geçebilir. Unutmayalım arkasında ailesi de var. Yani çocukları var, eşi var. Onların sağlığını ve onların emniyetini de düşünmek durumunda Sedat Peker. Haliyle o da zayıf karnı bir anlamda. Bir biçimde Dubai'de tutuklansa veya Türkiye'ye getirilse bile bu pazarlık kartı duracak. Yani Sedat Peker kendine yapılacak iyi muamele, düzgün muamele karşılığında veya adil yargılanma karşılığında filan bu videoları pauslayabilir, durdurabilir. Ama ters bir muamele gördüğünde o videolar için düğmeye basabilir. Bu tür alternatifler şu aşamada daha da öne çıkmış gibi görülüyor. Yani seçime 2 ay kala yayınlanacağı ifade edilen videolarda artık çok fazla bir belirsizlik oluştu. Sedat Peker'in artık kolay kolay konuşamayacağı ortaya çıktı. Kaldı ki artık tutuklanabileceği, Türkiye'ye iade edebileceği gibi olasılıklar daha da öne çıkıyor. Neden olmasın ki? Çok belirleyici bir konu değil ama
Bunu da bir kere daha hatırlatmakta yarar görüyorum. 25 Kasım 2021'de BBC'nin Türkçe'den getiriyorum. Interpol'ün yeni başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden General Ahmet Nasır el-Reisi olmuştu. Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün İstanbul'daki başkanlık seçimleri Birleşik Arap Emirlikleri'nden General Ahmet Nasır el-Reisi kazanmıştı. El-Reisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde siyasi mahkumlara ve muhaliflere yönelik işkence iddialarına sessiz kalmakla suçlanan bir isimdi. Yani Interpol'ün başında da Sedat Peker'in şu anda tutulduğu, bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden sicili pek de düzgün olmayan bir isim var. Tartışmalı olan bir isim var. Haliyle durumlar biraz karışık efendim. Evet. İş ne olur, nereye gider gerçekten bilmiyoruz. Ümit Özdağ paylaşmış. Süleyman Soylu'nun görevden alınması mümkün görünmüyor diye. Bu konuyu bilmiyoruz ama Süleyman Soylu Peker'in ilk videoları sonrasında epey zayıflamıştı. Fakat son dönemdeki operasyonları ve özellikle Peker'e fake atması bir anlamda, Peker karşısında elini güçlendirmesi şu günlerde kolay kolay görevden alınma ihtimalinin olmadığını da gösteriyor diyebiliriz. Bakalım sizlerden neler gelmiş. Seçimi yine kazanacaklar. Kılıçdaroğlu aday olursa çoğu insan yine oy vermeyecek. Mansur Yavaş'ı istiyorlar. Kürtlerin oyunu kaybetmemesi lazım Millet İttifakı'nın. Evet. Genel ezber bir yorum bu. Fakat bu hamur çok su kaldırır diyeceğim ama birazdan onun da düzeltildiğini göreceksiniz. Bir kamyon yazısıdır. Kazanamayacağımız oyunu bozarız. Bunlar da böyle yapacaklar. Böyle alternatif var. Bakın ben seçime dair önümüzde bir seçim olur mu olmaz mı, birinci tur ikinci tur işte parlamento, hatta yeni bir alternatif de tartışılıyor. Erdoğan parlamento seçimlerini bozmaz, cumhurbaşkanlığı seçimlerini bozar falan. Yani 48 alternatif yazılabilir alt alta ve bu alternatiflerden her biri size göre güçlü de olabilir, bilemeyiz. Çok alternatif var yani, 3-5 değil yani, gerçekten 40-50 farklı alternatif senaryo yazılabilir seçimlerle ilgili. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay sözü devlet adamlığı ciddiyetinden uzak sayılmaz mı? Normal bir dönem yaşanmıyor Önder Özhan. Normal bir dönem değil bu dönem yani. Yani eski parlamenter demokrasi, çok partili sistem, denge, denetim, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasalar filan yani. Normal bir dönem olsa bu sözlerinize ben de katılırım. Fakat şu anda ortada bir hükümet yok. Bir tek adam var. İki, dünyanın doğru işini yaptığı yok. Yıllardır bir tane doğru iş gösterilemiyor. Üç, bu iktidarda ülke baş aşağı gidiyor. Bir an evvel bu yönetimin değişmesi gerekiyor. Bu zihniyetin değişmesi gerekiyor ve sistemin de değişmesi gerekiyor. Ahmet Hakan kale almaya değmez demişti Cevheri Güven için. Kale almadıkları adamın evini bulmak için 3 ay harcamışlar. Bakmayın siz, o kale almıyoruz falan filan. Kocaman puntolarla kale almıyoruz diyorlar. Kocaman yazılar. Fena halde kale alıyorlar. Fena halde ilgileniyorlar. Yani kale almadıkları hali buysa kale aldıklarında ne olacak? Hiç bunlara takılmayın. Kale almıyorum falan şey değil. Yani öyle bakmayın yani. Evet. Türkiye'deki sorunların, Kürt cemaat nice nice üzeri kapatılan sorunların iktidar değişse dahi çözüleceğine inanmıyorum. İnanıyor musunuz? Mühim olan bu sorunların çözülmesi değil. Bu sorunlar devam edecek. Kürt sorunu da devam edecek. Cemaat sorunu da devam edecek. Üzeri kapatılan pek çok sorunlar devam edecek. Faili meçhuller bir anda bulunmayacak. Ekonomi bir anda düzelmeyecek. Fakat bir an evvel ülke normalleşmeli. Ülke normalleştikten sonra bu sorunlar özgürce tartışılabilecek ve bu sorunlarla ilgili çözüm masaları kurulacak. Kastettiğim o. Kastettiğimiz o. Yoksa kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Ha. Yoksa siz de mi Cem Toker'i kastediyor galiba? Gençlere Kapıkule ve İpsala'yı öneriyorsunuz. Önerseniz ne yazar? Şu anda sınır kapıları da kapanmış durumda. Kimse, yani Batı ülkeleri vize vermiyorlar. Evet. Önerir misiniz? Gidebilen gitsin elbette.
İngiliz yayın kuruluşu BBC 1980'lerde Banker Castelli'nin battığı haberini resmen duyurulmadan 15-20 gün önce açıklamıştı. Kısa Dalga Türkçe yayınından dinlemiştik. BBC sağlam kaynaktır. Bana da eski BBC hatıralarımı hatırlattı bu. 1980'lerde ben de Toros yaylalarında Kısa Dalga böyle cızırtılı, işte o gün yasaklı günlerdi. Siyasi partiler yasaklıydı. 12 Eylül rejimi hüküm sürüyordu. 82'ler, 81, 83 o yıllar yani. Bülent Ecevit'i dinlerdik. Mehmet Ali Birand'ın yorumlarını hatırlarım. Derya Sazak yorumlarını hatırlarım falan. O gazeteciler gazetelerinde yapamadıkları yorumları BBC'ye bağlanıp anlatırlardı. Biz de Türkiye'de gerçekten ne oluyor, ne dönüyor anlardık. Ve yasaklı politikacıların da bağlanıp orada konuştuğunu, orada onların sesini duyduğumu hatırlarım. Biz de çocuktuk yani 70'leri çok yaşamadığımız için, idrakinde olmadığımız için bir anlamda 80'li yıllarla beraber o BBC yayınları, Kısa Dalga BBC yayınları beni politikayla tanıştırdı diyebilirim. Bunlar kimin üzerine giderse reklam oluyor, kendileri kaybediyor. Yaşa. Aynen böyle. Cevheri Güven hikayesinde olduğu gibi. Harekatında diyelim. Bu hamur çok su götürür yerine bu pilav daha çok su kaldırır diyebilirsiniz. Fena değil, tuttum bu şeyi. Bu pilav daha çok su kaldırır diyeyim. Yani bu tür şeyler, öneriler gelirse seviyorum. Değerlendireceğimden kuşkunuz olmasın. Davaya sadakat nedir kardeşim? Sinsi sinsi iş peşinde herkes. Şimdi bakın, orada kastettiğim şey şuydu. Bir insan bir şey söylediğinde bakacaksınız. Hakikat arayışı mı amacı, yoksa davasına? Orada sanki bir ulu dava, bir meşru davayı kastetmiyorum. Yani bu yan kesicilik davası da olabilir, bir suç ortaklığı da olabilir, bir şebeke de olabilir, bir yancılık da olabilir, bir palyaçoluk davası da olabilir, soytarılık davası, bu kastettiğim o. Yani orada böyle mukaddes bir şey değil yani. Elbette kendi içinde değerleri olan ideolojik bir dava da olabilir yani. Evet. Diyor ve böylelikle bugünkü manşeti noktalıyoruz. Yorum yazmaya devam edin. Programları beğendiyseniz ne olur beğendiğinizi vurgulayın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Özellikle hafta sonu onları okuyarak geçirdim. Çok da yararlanıyorum. Çok sayıda sağ olun övgü var, alkış var. Teşekkür ederim. Onları burada ekrana getirmedim. Lüzum duymadım. Kendi kendime propaganda yapmamın lüzumu yok. Ama hepsini okudum. Çok çok teşekkür ederim. Lütfen yazın, sorularınızı yazın, anlamadığınız konuları yazın, hiç çekinmeden cevaplayacağıma ve onlara burada yer vereceğime kuşkunuz olmasın. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla, hoşça kalın.